görmüyorum. Tabii şunu da söylemem ve eklemem gerekiyor değerli izleyiciler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu kararı açıklandığında tabii pek çok televizyon kanalında, pek çok internet sitesinde hep sıkılaştırma adımları çerçevesinde bunun bu adımın atıldığı söylendi ama ekonomi yazarı Remzi Özdemir paramedya.com'da yazdı. Aslında bu kararın arkasındaki gerçek sebebi ve bir anlamda Türkiye öğrenmiş oldu. O zaman şunu soralım Sayın Özdemir, günübirlik önlemlerle tıpkı ekonomide olduğu gibi anladığımız kadarıyla burada da adımlar atılıyor ama turizmden gelecek gelire bel bağlamıştık. Yani bu çerçeveden baktığımızda sonbahardan sonra acaba bizi ne bekliyor? İstediğimiz turizm geliri de gelmeyecekse eğer. Bakın o gün Mehmet Şimşek'in bir açıklaması vardı. Bazı değer satışlarımız iyi gidiyor diye. Aslında ortada henüz daha bir satış da yok. Tamamen temennilerle gidiyor. Şimdi Türkiye'yi kurtaracak olan bir turizm geliriydi. Bir de Körfez'den. Çünkü batıdan bize maalesef bir sermaye akışı yok halen. Bunun da nedenini herkes biliyor. Şu anda Türkiye'de uygulanan siyasi sistem ve tek bir kişinin karar mekanizması, bazı kurumların bağımsız olmaması. Şimdi diğer taraftan da Körfez'den geliyor. Körfez'den de şu ana kadar herhangi bir şey yok. Eylül ayına kadar eğer Körfez'den bir 30-40 milyar dolar gelmezse ve turizm de bu şekilde giderse dövizi gerçekten tutmakta zorlanacaklar. Kaya Hanım şöyle bir şey düşünüyor. Diyor ki doların 27 lira seviyesinde olması dolarizasyonun önüne geçti. Yani insanlar artık bu fiyattan dolar almayacağını düşünüyorlar. Ama ortada bir devasa bir kur korumalı var ve bir başka bir yanlış var ki bugün yine bunu gündeme getirdim ki bu önümüzdeki günlerin en çok tartışılan bir konusu olacaktır. Merkez Bankası'nın yeni politikası mevduat faizlerinin gösterge faizine yakın bir seviyeye getirilmesi. Hatırlarsanız gösterge faizi 8 küsürlerdeydi. 8,5-9 seviyesindeyken Türk lirası mevduatı 40-45 seviyelerindeydi. Bugün gösterge faizi yükseldi ama mevduat faizi de düşüyor. Bu sağlıklı bir davranış değildir. Siz dövizci ya da insanların ekonomik hareketliliğini düşük faizle, mevduat faiziyle kurtaramazsınız. Bunu döndüremezsiniz. Eninde sonunda Türk lirası mevduatının faizlerinin düşük olması nedeniyle bu insanlar eninde sonunda dövize yönelecektir. Borsaya yönelmesini istiyor. Şu anda bütün paranın her türlü yolu tıkamışlar. Sadece gideceksen borsaya. Ancak unutmayın Türk halkında yeterince o yatırım kültürü yok. O alt kültür, borsadaki alt kültürü yok. Olmadığı için siz insanları herkesi borsaya yönlendiremezsiniz. Klasik paranın altına ve dolara gitme olasılığı özellikle Eylül'den sonra bu şartlarda diyorum eğer çok ciddi bir para girişi olmasa çok zor. Evet, o zaman son olarak şunu da soralım, bir sıcak gelişme. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verileri açıklandı. İstanbul enflasyonu açıklandı ki bu bir aslında gösterge olarak kabul ediliyor. Perşembe günü TÜİK'in verilerini bekliyoruz. Hemen aktaralım, seçimden sonra ardarda gördüğümüz akaryakıt zamları burada da etkisini göstermiş gözüküyor. İstanbul'un aylık enflasyonu Temmuz'da %9,84 olarak açıklandı. Kentte toptan fiyatlarsa aylık bazda %4,54 oranında yükselmiş durumda. Yani tam da beklediğimiz gibi enflasyon önümüzdeki günlerde rekorlar kırmaya devam edecek. Haziran'da İstanbul'da yıllık enflasyon %55,19'du. Temmuz'da bu oran %63,76 olarak gerçekleşti. Yani İstanbul'un enflasyonu %63,76 olarak açıklandı. Sayın Özdemir, nasıl yorumlarsınız bu öncü veriyi? Bakın daha 1,5 ay öncesi asgari ücretin 11 bin lira olmasına sevinen insanların şu anki gelirinin yaklaşık %10'unun sadece bu ay %10'unun buharlaştığını görüyorum. İşte enflasyon böyle bir sorun. Şu anda iktidar enflasyonla mücadele etmiyor. Çünkü yeniden önümüzdeki yerel seçimi kazanmak için enflasyona sırtını dayamış durumda. Para basıyor, bol keseden işçiye, memura ki emekliye vermedi bu dönem. Ki emekliye de seçim öncesi verecek, onu da ikna etmek için. Yani bir cebinden verip bir cebinden alacak. Maalesef Reuters'ın da tahmini %9 dolaylarında. Yani ben tabii TÜİK'in çabaları ortada. İktidarın en büyük destekçisi TÜİK'tir. Ne yapar bilmiyorum, kaç çıkartır bilmiyorum ama herhalde 7'nin de altında çıkartırsa gerçekten Yani TÜİK'e söylenecek söz ya da TÜİK'le ilgili konuşulacak hiçbir şey kalmaz. Ama enflasyon %10 dolayında, bu da memura verilen zammın önümüzdeki dönemde gerçekten eriyip yok olması anlamında. Ama görüyoruz ki mevcut siyasi iktidar yerel seçimlere kadar bu enflasyonu patlatmaya kararlı. Evet, o zaman yönetmenimizden rica edelim, biraz önce asgari ücretin nasıl eridiğini anlattınız siz de. Tam da bunu ortaya koyan bir görsel gelecek ekranlara. Asgari ücret açıklandığında o tarihte 269 dolardı 20 Haziran tarihinde. Buraya baktığımızda, yani bugüne baktığımızda 341 dolara ulaştıran, tam tersi olması gerekiyor aslında verilerin. Tamam. Neyse, yani asgari ücretin ne kadar günden güne eridiğini de görüyoruz. Alalım arkadaşlar, bu verileri de düzeltmemiz gerekiyor. Yani açıklandığı günden bu yana, ki asgari ücretli bugün maaşını aldı. Bir anda bir baktık ki 60 dolar erimiş, buharlaşmış, yok olmuş. Bunlar daha iyi günler. Evet, bunlar daha iyi günler. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, asgari ücret.